Arkadaşlar merhabalar. Bugün sadece goblinlerden oluşan desteğiyle oynuyoruz. Goblin destesiyle oynuyoruz. Hemen maçları geçelim. Zaten Clash Royale'de 9 tane goblin kartı var. 8'ini de destemize eklemiş olduk. Bunun dışında da eklemediğimiz tek bir kart var. O da Goblin Kulübesi. Böyle değişik bir deste ortaya çıktı. Hani destenin belki sıkıntılarından birisi destede büyü yok arkadaşlar. Hani çarpmadır vesaire. Bu yüzden hani bir can bile kalsa belki kulenin canı sıkıntı yaşayabiliriz. Tabii ki ama güzel tarafı da bu aslında bu videonun. Şöyle mızraklı goblini falan bir atalım. Gördüğünüz üzere tam bir goblin çöplüğü şu anda. Şöyle bir fıçı atalım buna. Bir fıçı attım. Güzel. O iksir toplayıcısını orada almamız çok iyi oldu. Çünkü iksir toplayıcısının ne kadar tehlikeli olabileceğini çok iyi biliyorum. Ona karşı şu anda dev goblinle karşılayacağım arkadaşlar. Öbür türlü birazcık sıkıntı olacaktı. Dev goblinle gidiyoruz şu anda. Güzel, iyi gidiyor şu anda. Yani oraya vururuz gibi. Evet, o arkasındaki iki tane mızraklı goblin kuleye vurdu. Şöyle dart goblini artı goblinler yapalım. Hatta bu tarafa da çekelim. İyice ortaya çekerseniz arkadaşlar savunmanız daha iyi olur. Çünkü iki tane kule vurduğu için kartları daha rahat savunursunuz. Bu yüzden ortalı bir şekilde savunmanızı öneririm. Güzel. Dart Goblin'ini orada tanklamış olduk ve 423'e kadar indirdik kulenin canını. Gerçekten güzel bir hasar verdik. Şimdi şu şekilde bir Goblin atalım. Ona bir köstebek atacağım şuradan. İksir toplayıcısını yaşatmak istemiyorum. O yüzden onu almak için ne gerekiyorsa yaparım. Güzel, şu anda bir tane goblinimiz vuruyor arkadaşlar. Bir tane goblin orada 400 olan kuleyi 99'a kadar düşürdü. Tamam, artık savunmadayız. Şöyle dart goblinini de atalım. Çok güzel. Tamam, şöyle bir gel. Güzel. İyi savunduk. Şöyle dev goblin de atalım. Evet, o altın şövalye birazcık sıkıntı çıkardı ama yine de çok iyi savunduk bence. Bir tane vurur musun? Güzel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bundan sonra tamamen savunmadayız. Şöyle Dart Goblin'i de atalım. 1200 can. Yani kulemizin canı da çok fazla yok. Bu yüzden iyi savunma yapmamız lazım. Tamamdır. Şöyle hatta ortadan Dev Goblin'le iyice zaman kazanalım. Rakibi rahatsız etmiş oluruz. Hatta bir Goblin fıçısını da attım böyle. Tamam. Şimdi yine Goblin kafesini dikelim. Dev falan atar. Neyse. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maçtı. Ve gerçekten de güzel oynadık. Ve Goblin destesiyle ilk galibiyetimizi almış olduk böylece. Güzel. 1-1. Güzel bir başlangıç. Nasıl başladıysak öyle gider. İlk galibiyetimizi aldık. Devam edelim. Evet. Türk bir arkadaş geldi. Arda, Baal. Genel olarak böyle Anadolu Lisesi'nin şeyi oluyor, aile. Muhtemelen bir lise klanı olabilir. Şöyle fıçıyı atarak başlayalım. Mezar taşı geldi. Tazı olabilir, mezarlık olabilir. Evet, kasırgayla da ana kuleye çekti. Mezarlık oynuyor sanırım Arda. Böyle hatta buradan bir köstebekle de deneyelim şansımızı. Mezarlık oynadığı için aslında Dart Goblin'ini iyi kullanmamız lazım. Şöyle Goblin kafesini de bir atalım. Hatta Arda'nın varsa hatalarını falan da bir yorumlamış oluruz. Mesela hemen bir atak yapması çok yanlıştı. Yine yavru ejderi de ortalı bir şekilde atması da çok doğru değildi aslında. Birazcık daha sağdan atsa kulübeyi görmeyebilirdi Arda. Atakta bence çok acele etti ve yavru ejderi de yanlış attı. Mezarlığı da yanlış attı. Çok ortalı attı. Birazcık daha böyle yana doğru atması lazımdı ve Dart Goblin'imiz gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel çalıştı ve 2012'ye kadar düşürdük. Şimdi orada bir tane Dev Goblin de vurdu. Güzel, iyiyiz şu anda. Çok fazla böyle çöp kartımız olduğu için aslında mezarlığı da kolay durdurabiliriz. Çünkü hani zehri neye atacak, kasırgayı neye atacak vesaire. Hani mızraklı Goblin'i atsa Goblin çetesini çıkarırız, Dart Goblin'i çıkarırız vesaire. Güzel. Şu anda fıçıyla da vurduk. Hatta şöyle bir atalım Goblin kafesini ki
Yavru ejder onu bir görsün. Tekrardan mezarlık deneyebilir bu arada. Evet yine denedi. Mesela çok hızlı oynuyor bu arada. Çok acele oynuyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar orada zehri de zaten Dart Goblin'ini almak için attı ama Dart Goblin'i direkt bu şekilde ana kulenin arkasına atarsanız mezarlığı çok rahat durdurursunuz. Onu da söyleyebilirim ve oraya büyü yetişmiyor arkadaşlar. Yani her türlü gidip vuruyorsunuz. Şey daha doğrusu mezarlığı alıyorsunuz yani. Çünkü oraya zehir atarsa ana kuleyi falan da açmak zorunda kalıyor. Bu zamanda zaten ana kule açık olduğu zaman mezarlık desteleri kaybetmiş oluyor. Şimdi mesela tekrardan bir atak yapacak gibi duruyor. Yaparsa gördüğünüz üzere yine Dart Goblin ile mükemmel bir şekilde savunuruz. Evet, bu sefer zehri bu arada güzel attı. Ancak bu sefer de diğer kartlarımız da zaten rahat bir şekilde durdurmuş olduk. Şimdi Köstebeği de deneyelim. Evet vuruyoruz. Güzel. Dev Goblin de vurursa bir tane güzel olur. Mızaklı Goblinler bıçın orada. Bir tane vur. Olmadı. Şöyle bir kafes atalım şöyle yandan. Tankını eritmek için atıyorum. Yine gelebilir diye düşünüyorum çünkü. Tamam şu şekilde gene attım. Buradan Goblinleri de atıyorum. Yine güzel bir zehir geldi ama 9 iksirini harcadı. Güzel. Şu anda da Dev Goblinimiz gidiyor. İlk vuruşu yaptı. İkinci vuruşu da yaptı. Üçüncü vuruşu da yaptı ama 94 can. Nasıl alacağız orayı? Büyümüz yok. Şöyle evet bu arada şeyi de yanlış attı. Barbar varelini ve o goblin soldan gitti ve bir tane de bıçtı arkadaşlar. İkinci maçımızı da kazandık. Arda birazcık mezarlığa alışması lazım. Çünkü hemen atak yapıyor. Rakibin destesini görmeden aynı zamanda da mezarlığı yanlış attı. Bunlar sonucunda da kaybetti. Çok acele etti mezarlığı atmak için ve yavru ejderi atışı da yanlıştı. Üçüncü maçımızda GFT geldi. Love Me Tenga klanından. Şöyle Goblin fıçısını buradan atalım hatta. Kasırgası olduğu için bu şekilde de atabilirsiniz. Ana kuleye çekmesi daha zor olur. Güzel. Güzel bir hasar verdik. Şöyle arkadan bir Goblin çetesi atalım. Dart Goblin'i uzak menzilli bir kart olduğu için hemen harcamak istemiyorum. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi bir köstebekte deneyelim şansımızı. Rakip Kraliyet Divi oynuyor. Tomruğu vardır muhtemelen Goblin fıçısı için. Kraliyet Divi'ne karşı biz de Goblin kafesimizi kullanalım. Ve Kraliyet Divi de geldi. Şöyle Goblinleri atalım. Hızlı bir şekilde orada bıçsınlar. Bıç. Güzel. Bir tane orada vuracaktır belki. Tamam, bir vuruş problem değil. Yine Dart Goblin'imiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şöyle hatta bir fıçı deneyelim. Tomruğu vardı herhalde ama elektro ruhla savunmayı tercih ediyor ve bu şekilde de vuruyoruz aslında. Tamamdır. Rakibin şu anda mezar taşını da aldık. Şöyle bir köstebek deneyebiliriz. Şöyle bir hatta mızaklı goblinlerle bir deneyelim. İskelet Kral gelebilir. Aynen. Tomruğu da geldi. Şimdi şu şekilde bir goblin çetesi atalım. İki taraflı ayıralım. Sağlı sollu iki taraftan da gelebilir çünkü. Tamamdır. Özelliğini açacak mı? Tabii o var ama. Biz yine de Dart Goblin'ini atalım. Özelliğini falan açar şimdi. Tamamdır. Hasar takasında öndeyiz. Şu anlık güzel gidiyoruz. Evet, Dart Goblin'i yine orada mezar taşını aldı. Şimdi Goblin fıçısıyla devam edelim. Avcı geldi. Yani rakibin tomruğu var ama rakip Goblin fıçısına tomruk dışında her şeyi attı. Arkadan geliyor. Biz de arkadan o zaman Dev Goblin'le başlayalım. 10 iksir olduğumuz anda arkadan mızaklı goblinleri de atarız. En son kullanmak istiyorum arkadaşlar Dart Goblin'ini çünkü uzak menzilli bir kart olduğu için ihtiyacım var aslında. Tekrardan bu arada evet tomruğunu attı. Goblin fıçısı demektir bu. Dart Goblin'i ile bu şekilde onu bir savunalım biz. Evet yıldırım attı bu arada. O zaman Goblin çetesini atalım. Evet rakip bu arada bayağı ağır geliyor şu anda. İskelet Kral özellikle bu goblinleri çok fazla biriktirdiği için bizim için bayağı bir sorun bu. Şu anlık durdurabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle Dart Goblin'ini de attım. Ardından bir Goblin çetesini de atalım tomruğunu atmışken. Evet orada bayağı vuruyor. Yani maalesef ki rakibin tomruğu İskelet Kralı'yla da çok fazla bir şey yapamadık.
Ve bugünkü videomuzda da arkadaşlar 3'te 2 yaptık. Yani bu deste gerçekten oynaması zor olsa da bence güzel maçlar çıkardık. Böyle değişik troll bir desteyle oynadık. Bu tip video fikirleriniz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.